Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan Realme 6i modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Realme kısa süre önce, yani yaklaşık 3-4 ay önce 5i modelini ülkemize satışa sunmuştu. Bu telefonun halihazırdaki fiyatı 1400 lira civarlarında sık sık kampanyaya giren bir model. Ve bu modelin üzerinden çok geçmeden Realme 6i de ülkemizde raflardaki yerini aldı. Global pazarda Mart ayında satışa sunulmuştu bu model. Çok geçmeden ülkemizde de yine aynı şekilde satışa sunuldu. Tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Ön siparişte halihazırda 1800 lira gibi uygun bir etikete satılıyor. Peki 1800 liraya satılan Realme 6i bizlere ne gibi özellikler sunuyor, ne gibi imkanlar sunuyor? Bunlardan bahsedeceğiz bu videomuzda. Öncelikli olarak telefonun tasarımından başlayalım arkadaşlar. Telefonun tasarımı Realme 5i ile birebir aynı diyebiliriz. Zaten önümüzdeki birkaç gün içerisinde 5i ile ilgili bir karşılaştırma da yapacağız. Orada bunu daha net bir şekilde göreceksiniz sizler de. Kasa tasarımı tamamen aynı. Tek fark ne? Şu alt kısımdaki Type-C girişi arkadaşlar. Biliyorsunuz 5i'de Micro 2 vardı. Bunda ise Realme Type-C girişini tercih etmiş. Damla çentik bir tasarımla geliyor telefon. Telefonun arka kısmında çok kaymayan, ele oturan bir kapak tasarımı tercih edilmiş. Burada parmak izi bırakmadığında hemen sizlere belirtelim. Biliyorsunuz bazı telefonların böyle alacalı bulacalı parlak yüzeyleri oluyor. Dolayısıyla dokunduğunuzda burada parmak iziniz çok kalıyor. Fakat Realme 6i'de böyle bir tasarım söz konusu değil. Şöyle ışığa tuttuğunuzda şöyle dikey olarak bazı fırça darbeleri gibi bir hattın olduğunu görüyorsunuz. 5i'deki gibi yine dikey olarak konumlandırılmış bir kamera. Şu yan kavisler bile 5i ile birebir aynı. Ses açıp kısma tuşları sol tarafta. Power tuşu ise sağ tarafta konumlandırılmış arkadaşlar. Alt tarafta bir adet 3.5 milimlik kulaklık jackımız da yine aynı şekilde duruyor. Dediğim gibi damla çentik tasarımına sahip bir telefon. Artık bu tasarım modeli biraz geçti ama yine de giriş seviyesindeki, daha doğrusu orta segmentin giriş seviyesindeki telefonlarda tercih edilmeye devam ediyor. Alt çerçevenin biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Zira bir tık daha üzerinde fiyatlar verdiğiniz zaman, atıyorum 2500 liralara çıktığınız zaman çok daha ince çerçeveye sahip telefonlar bulmak mümkün. Fakat 2000 lira altına alacağınız telefonlarda bu çerçevenin kalınlığı da çok bir şey ifade etmiyor diye düşünüyorum. Realme 6i'deki en önemli özellik arkadaşlar, telefonda dörtlü ana kamera modülünün bulunması, ki bu dörtlü ana kamera modülüne de 48 megapiksellik ana kamera öncülük ediyor. 5i'de hatırlayacağınız üzere 48 megapiksellik kamera yerine 12 megapiksellik bir kamera vardı. Dolayısıyla 6i'de kameranın çözünürlük değeri de hayli yükseltilmiş durumda. Arka tarafa baktığımızda yine bir fiziksel parmak izi okuyucuyla karşılaşıyoruz. Yani ekran altında bir parmak izi okuyucusu söz konusu değil. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Şundan da bahsedelim. Realme genelde Color OS'i kullanıyordu. Biliyorsunuz Oppo'nun arayüzü. Fakat bu telefonda Realme kendi arayüzünü kullanmış. Dolayısıyla ufak farklılıklar var ama yine Color OS'in o izlerini taşıdığını söyleyebiliriz. Yani bugüne kadar bir Oppo telefon kullandıysanız ya da eski bir Realme telefonu kullandıysanız bu arayüzde hiçbir şekilde yabancılık çekmiyorsunuz. Bu arayüz gayet başarılı diyebiliriz. Kamera tarafında da bu arayüz farklı modlar getirmiş ama öyle aman aman bir farklılık göze çarpmıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde çeşitli modlar var. Portre, gece, 48 megapiksel için ayrı bir pencere açılmış. Direkt oraya geçerek 48 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Onun haricinde çektiğiniz fotoğraflar 12 megapiksel olarak depolanıyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Ekran çözünürlüğü arkadaşlar değişmemiş durumda. Yani 720x1600 piksellik bir ekran söz konusu. Bu ekranın piksel derinliği ise 270 ppi. Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Biraz geri kalmış bir teknoloji ama fiyatıyla değerlendirdiğimiz zaman olumlu diyebiliriz. Realme yine 5i'de olduğu gibi IPS LCD bir ekran tercih etmiş. Bu ekranın kasaya oranı ise arkadaşlar %82.3, yani biraz düşük diyebilirim. Az önce belirttiğim üzere çerçevelerin kalınlığından ötürü ekran kasa oranı biraz düşük kalmış. Gelelim arkadaşlar teknik özellik kısmına. Realme özellikle yonga seti tarafında radikal bir karar vermiş. Biliyorsunuz 5i'de Qualcomm tabanlı bir yonga seti kullanılıyordu. 6i'de ise MediaTek'e dönülmüş. Malum ülkemizde ve Avrupa'da MediaTek yonga setleri çok fazla tercih edilmiyor, sevilmiyor. Neden? Çünkü çabuk ısınan yonga setleri ve hani çok performanslı olmamalarına karşın aşırı güç tüketimi olan yonga setleri. Dolayısıyla burada bu MediaTek tabanlı yongalara karşı bir ön yargı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemde MediaTek'in kendini topladığını da parantez içinde sizlere hatırlatalım arkadaşlar. Dolayısıyla
Realme de burada tercihini MediaTek'ten yola kullanmış. Realme 6i'nin içerisinde MediaTek tarafından üretilen Helio G80 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 4 GB'lık RAM ile destekleniyor arkadaşlar ve telefonun dahili depolama hafızası ise 128 GB. Yani en azından bize gelen bu versiyondaki 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde de muhtemelen bu versiyon satışa çıkacak. Fakat Avrupa'da falan 3 GB RAM ve 64 GB'lık ikinci bir versiyonun olduğunu da sizlere dipnot olarak hatırlatalım. Teknik özellik tarafında yaptığımız testlerde 5i ile 6i arasında performans bazında çok aşırı farklılıklar olmadığını gördük. Gerek ısınmada gerek böyle uygulama açmada falan böyle aşırı uçuk farklar yok. Zaten arada fiyat farkına baktığımız zaman da fiyat farkı da yok arkadaşlar. Bir tanesi yeni çıkmış işte 1800 liraya satılıyor. Öbürü 3 ay önce çıkmış 1400 liraya satılıyor. Bu 1400 liralık fark bize ne getiriyor? Ön kameranın çözünürlüğü 60, Type-C gelmiş, hızlı şarj desteği gelmiş ve 12 megapiksellik ana kameranın çözünürlüğü 48 megapiksele çıkmış. Yani biraz daha böyle özellikler yükselsin istiyorsanız 300-400 lira daha fazla verip 6i alabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar dörtlü ana kamera kurulumuna. Realme 6i'de dörtlü ana kamera mevcut. Zaten 5i'de de bu şekildeydi. Lakin ana kameranın 12 megapiksel olması biraz eleştiri konusuydu. Neden? Çünkü 12 megapiksellik bir kamera koyuyorsun ve dörtlü bir modül yerleştiriyorsun diye eleştirmişti bazı müşteriler. Bu eleştirileri olumlu olarak karşıladı Realme ve ne yaptı? 6i modeline hemen 12 megapiksellik ana kameranın çözünürlüğünü yükseltti. Burada 48 megapiksellik f1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor arkadaşlar. Ön yüzde ise 16 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip selfie kameramız mevcut. Burada değişen şey ne? Ön kameranın çözünürlüğü yükselmiş. Dörtlü ana kameraya öncülük eden bu 12 megapiksellik kamerada 48 megapiksel yükselmiş. Yani geniş açı, derinlik sensörü ve makro sensörde herhangi bir değişen bir şey söz konusu değil. Tabi burada önemli olan telefonun sayısal değerlerinden ziyade nasıl fotoğraf çektiği. Telefonumuzun gece çekim kalitesinden de bahsetmek istiyorum. Gece çekim kalitesi çok kaliteli değil. Yani gece çekim derken arkadaşlar düşük ışıkta fotoğraf çektiğiniz zaman öyle çok aman aman bir aydınlatma söz konusu olmuyor. Hani bu işte Oppo'nun bazı telefonlarında ya da Huawei'nin bazı modellerinde görüyorduk. Karanlık bir yerde çekiyorlar adamlar böyle günlük günistanlık bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Öyle bir şey beklemeyin sakın. Sonuçta verdiğiniz para da belli. Yani 2000 liranın altında bir telefon alıyorsunuz. Dolayısıyla bu telefondan düşük ışıkta böyle muazzam fotoğraflar çekmesini beklemek çok da doğru olmaz. Kendi kalibresinde bir fotoğraf deneyimi sunuyor. Zaten bunu alan adam çok mükemmel fotoğraflar çekiyor diye almaz muhtemelen. Çünkü telefonun fiyatı belli. En eğer bu telefon atıyorum 3000 liralarda olsaydı derdiniz ki ya kamerası iyi olsaydı iyi olurdu falan diyebilirdiniz. Lakin telefonun fiyatı 1800 lira. Dolayısıyla fiyatı derecesinde gayet güzel fotoğraflar çektiğini de söyleyebiliriz. Bu fotoğrafları da sizlerle şimdi paylaşacağız. 6i'nin nasıl fotoğraf çektiğini de göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu şu anda 6i'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla yaptığınız video çekimlerinde ses ve görüntü performansı bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda ise 6i'nin ana kamerasıyla bir çekim yapıyoruz. Telefonun ana kamerasıyla iç mekanda yaptığınız çekimlerde ses ve görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar son olarak bahsedeceğimiz şey ise Realme 6i'nin bataryası 5000 mAh'lık bir batarya ile geliyor. Zaten 5i'de de 5000 mAh'lık bir batarya vardı. Fakat burada önemli bir fark var. Nedir o? Hızlı şarj desteği. 6i'de arkadaşlar bir hızlı şarj adaptörü geliyor ki bu kutunun bayağı bir böyle kalın olmasında önemli rol oynuyor. Bu hızlı şarj adaptörü ile telefonunuzu 1 saatin azıcık üzerinde sürede yani böyle bir 70 dakikada falan şarj etmeniz mümkün. Kutudan 18 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bayağı geniş bir adaptör. Bu adaptörle telefonu hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz 5i'de böyle bir destek söz konusu değildi. Evet arkadaşlar telefonumuzun fiyatını da söyledik. Bir kez daha hatırlatalım. Şu anda ön siparişte olduğu için 1800 lira gibi bir fiyattan satılıyor. Lakin hani sonrasında da
Gerçi Realme 2000 küsür lira gibi bir fiyat çıkarmış ama ben öyle çok fazla yükseleceğini zannetmiyorum. Çünkü 5i'de de aynı şeyi yaptılar. 5i'nin fiyatını da yükselecek dediler. Lakin ne oldu sonra? Bir sürü kampanya şu anda hala telefonun fiyatı 1400 lira olarak devam ediyor. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde 5i ile 6i'nin karşılaştırmasını yapacağız. İki telefon arasında 400 lira gibi bir fark var. Fakat hani 400 lira vermeye değer mi, değmez mi? Dilerseniz bu karşılaştırmamızı inceleyerek de bazı şeylere karar verebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.